Merhaba arkadaşlar. Size Ahzab 37 ayetiyle ilgili görüşlerimi bildireceğimi söylemiştim. Video çekeceğim demiştim. Şimdi sıra geldi. Onu eğer izlemediyseniz Bakara 223'ü bundan önce çekmiştim. Onda ne diyordu? Kadınlarınız tarlanız gibidir. İstediğiniz gibi yanaşabilirsiniz. Onu açıklamaya çalışmıştım. Şimdi de Ahzab 37 ayetini açıklayacağım ve sırada Ahzab 50 olacak ki o zaten bomba. Esasında bu da bomba. Bir önceki de bomba. Üç bomba. Ahzab 37 kısaca şöyle. Şimdi benim bir şeyleri kıçımdan uydurma ihtimalim yok. O dönem yaşamadım. O dönem yaşayanı görmedim. Yaşayanı görenleri de görmedim. Hiç kimseyi görmedim. Ne yaptım? Din kitaplarından, Kur'an'dan, sahih hadislerden ne yaptık? Buhari'den, Müslim'den, oradan buradan baktık. Zaten siz ne yapıyorsunuz dindarlar? Siz de oradan bakıyorsunuz. Siz benden bu anlamda üstün müsünüz? Değilsiniz. Siz en fazla ortalığı karıştırırsınız, asıl konudan uzaklaştırırsınız insanları. Ayeti açıklayacağım diyerekten 80 tane takla atarsınız. Evet, ben de kendi anladığım şekliyle anlatırım. Bu da sizi hiç ilgilendirmez, beni cehaletle suçlayamazsınız. Şimdi efendim, Ahzab 37 nedir? Sanırım Ömer galiba. Siz Hazreti demeye devam edin. Hazret demek huzurlarında demek. Onlar sizin huzurunuzda mı değil? O zaman boşuna kullanıyorsunuz o kelimeyi. Ben zaten hiçbir insan için bey bile demediğim için kolay kolay. Dolayısıyla evet arkadaşlar, Ömer galiba kendi kölesini peygambere hediye ediyor. İsmi Zeyd. Peygamber Zeyd'i çok seviyor. Sahih hadislerden bir tanesine göre Zeyd'i zaten halasının kızı Zeynep'le evlendiriyor. Yanılmıyorsam halasının kızı Zeynep'le Zeyd'i evlendiriyor ve meydanda halkı toplayarak bir konuşma yapıyor. Diyor ki, evlatlıklarınız sizin öz evladınız gibidir. Hiçbir farkı yoktur. Malınız ona helaldir. Onun eşi kızı size haramdır. Yani eş olarak alamazsınız. Bir baba olarak diyor ki, evlatlığınızın eşini, kızını bilmem nesi falan alamazsın diyor. Böyle bir şeye ne gerek var ki zaten? Anyway söylüyor bunu. Meydanda halka söylüyor. Miras da helaldir. Sizin evladınızdan hiçbir farkı yoktur diyor. Şimdi buraya kadar anladık. Buna da ayrıca bakabilirsiniz. Sahih hadislerden. Şimdi Zeyd'i evlendirdin, güzel evlatlığın gibi. Onu o kadar çok seviyor ki. Yine rivayete göre peygamber bir gün Zeynep'in de peygamberle evlenmeyi çok istediğini de bildirir bazı ayetler. Peygamber bir gün Zeyd'in evine gidiyor. Orada Zeyd yok evde. Zeynep'i uygunsuz vaziyette görüyor ve halleniyor. İçi kayıyor ona. Bunun üzerine Zeyd nasıl oluyorsa bu durumu anlıyor. Peygamberin ona hallendiğini, şey yaptığını anlıyor. Diyor ki, ya peygamber sen benden diyor içindeki bir şeyi gizliyorsun. Vallahi diyor ben karımı boşayacağım. O da diyor ki, karına sahip çık, Allah'tan kork diyor peygamber. Böyle bir, bu da ayet galiba. Karına sahip çık, Allah'tan kork diye. Bu da galiba ayet olması lazım. Her neyse. Anyway ayet ya da şey. Ben hiçbirine inanmadığım için ben size sadece aktarıyorum ve kendi yorumumu ekleyeceğim. Diyor peygamber ve gidiyor. Zeyd bu işin peşini bırakmıyor. Ben boşayacağım. O arada ayet nüzul ediyor. Bak, bak, bak.
Sen diyor Allah'ın bildiği şeyi, ayet bunu söylüyor. Allah'ın bildiği şeyi, benim bildiğim şeyi demiyor. Allah'ın bildiği şeyi diyor. Allah Allah, kitap bir Allah'tan bahsediyor ama bunu söyleyen de Allah aynı zamanda. Acaba hangi Allah'tan bahsediyor? Sen Allah'ın bildiği şeyi etrafından gizliyordun. Yani Zeynep'i sevdiğini, onunla zifaf yapmak istediğini kısaca sen etrafından gizliyordun ama Allah'tan gizleyemezsin. Allah senin için işte biliyorsunuz geri kalan kelimeleri aşağı yukarı ne olduğunu, çok esirgeyicidir, şudur budur deyip onu sana nikahladık diyor Allah katında. Zeyd boşuyor ve Zeynep'le peygamber evleniyor. Zeynep'le evlendikten sonra yine benim sizden duyduklarım, hadislerden duyduklarım, peygamber Zeyd'i bir savaşa yolluyor. Küçük bir ordunun başına veriyor. Koskoca bir ordunun karşısına savaşa yolluyor Zeyd'i ve Zeyd ölüyor. Zaten isteği de buydu galiba. Zeyd bir rivayete göre diyor ki Zeynep'i boşadığımda, peygamber onu kendine karı edindiğinde Uhud dağı başıma yıkıldı zannettim. Yani o kadar ağrına gitmiş ki. Hatta Zeynep için bir düğün töreni tertip edildiğinde misafirler çok durmasın evde, yiyip içip fakof hemen gitsinler diye bir ayet daha geliyor. Misafirler erken gitsin diye ayet geliyor. Dananan. Süper ya. Bu harika bir şey yani. Misafirler çok oturmayın, git. Peygamber zifaf yapacak. Hadi bir siktirin gidin. İşinize bakın da peygamber işine baksın diye ayet geliyor. Yani bizim için ne kadar kıymetli ayetler, değil mi? Eğer bu ayet gelmeseydi evlatlığınız, hani o meydanda bir konuşma yaptı ya, evladınız gibi özdür diye konuşma yapan peygamber kendini tekzip ediyor. İnan vahiyle, tekrar gelen vahiyle bu sefer deniyor ki peygamberiniz evlatlığınız sizin öz evladınız gibi değildir, asla değildir. Yani bu demek ki onun karısıyla evlenebilir. Ya ben şimdi mesela günümüzde modern bir insanı düşünüyorum. Sizin anlayabileceğiniz şekilde söylüyorum, abiler, ablalar, kardeşler. Sizin anlayabileceğiniz şekilde. Şu anda gittiniz bir tane evlat edindiniz. Dindarsınız. Evladınız hasbel kadar sizin evladınızı karısından boşattırma olayına girmiyorum. Böyle bir şey zaten yeryüzünde olmuş olamaz. Dinler varken ya da yokken. Onlar hasbel kadar senin evlatlığın. Evlatlıkları bilirsiniz kendi. Bildiğin öz evlattır ya. Bunun daha ötesi verisi yoktur. Günümüzde böyle. Modern toplumda da böyle. Yani aşağılık toplumlarda da böyle. Evladınız öz evladınız gibidir. Öz evladınız karısını boşadığı bir şekilde siz babası olarak gidip onun karısını alabilirsiniz. Etkilendik mi? Gerçekten şu anda etkilendim ben. Hatta uyarıldım, biliyor musunuz şu anda? Dineldim ya. Bu ayetin insanlara ne gibi bir faydası olur? Misafirler erken gitsin ayetin ne gibi bir faydası olur? Tabii bunu Diyanet'in tefsirine bilmem neyine baktığınız zaman öyle bir değiştiriyorlar ki, sıkıştıkları zaman şunu söylüyorlar. Bir kelime işte 28 anlama geliyor. Ya bak, en başta şunu anlayın bir kere. Bakın sayın dindarlar. Siz geri zekalı olabilirsiniz. Ama biz değiliz ya. Güzel kardeşim.
Sen şimdi o gözlükle etrafa bakınca herkesi geri zekalı zannediyorsun da. E biz değiliz, sensin lan geri zekalı olan. Neden taklalar attırıyorsun? Biz diyoruz ki bir yaratıcı kullarına temasa geçmek istese çok net bir şekilde anlatır. Zaten doğayla bize anlatıyor bazı şeyleri yani. Zaten ölmeden önce bazı şeyleri görüyoruz yani. Eden karşılığını buluyor, bir şeyler oluyor. Yaratıcı da şu an izliyor. Biz deistlerin dediği bu yani. Dokunmuyor, izliyor. Ama siz bu işleri temize çıkaracağım diye öyle iğrençleşiyorsunuz ki arkadaşlar. Sevgili dindarlar, imkanım olsa hepinizi bir adaya toplarım, biliyor musunuz? Budistler, mudistler, öyle inananlar, böyle inananlar, şunlar, bunlar, efendim, yok ben Sünniyim, yok ben Aleviyim, yok ben Caferiyim, bilme, hepinizi, dünyada ne kadar mezhep varsa, ne kadar dindar varsa, hepinizi böyle, ama adayı büyük tutarım, ha, onu söyleyeyim yani. Yoksa siz orada çoğalırsınız. Çok yakın olursanız acayip çoğalırsınız. Adadan taşarsınız. Siz, yorum yapmayacağım demiştim ama kusura bakmayın benim. Siz, esas hesap verecek olan sizsiniz. Yaratıcıya bir hesap verilecekse sizi müthiş derecede kazığa oturtturacaklar. Öyle böyle değil. Size gelecek sorulardan ilki şu olacak zaten. Sen bunları benim yazmış olabileceğime nasıl inanırsın? Ben sana akıl verdim. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.